Abi var ya, kesin bir yapabileceğim bir şey yok işte. Zerre kadar şans. Adil fotoğrafımı çekeyim. Aa, işte. Ya nerede kaldınız? Çok merak ettim. Ay Ayşegül, çok güzel olmuşsun. Ay gerçekten mi? O zaman çek de bu güzellik boşa gitmesin. Tamam. Hiç bozma çekiyorum. Ya Selim, sevgilinin yanına geçsene, şöyle ikili alayım sizi. 333 dilin çekiyorum. Ne oluyor ya? Ay, bozu kaçırmamam lazım. Aa, bir de pembesi var. Ay, dikkat etsene düştüğün yere. Of, tam buna 80 avro verdim. Az kalsın buruşturacaktın. Dikkatsiz şey. Sus be. Aa, ama tabii yok, ben düşmedim. Ayaklarına kapanıyorum. Büyüklüğünü kabul ettim diyorsan o başka. O ayrı. Ne olduğunu gördün mü? Nasıl ya? Versene bir poz resmini çekeyim. Ay ne oldu buna? Yavrum ne yapıyorsunuz? Aa, olmadı ama Ayşegül. Yavrum, insan bir haber verir değil mi? Hocam, burada fotoğraf çekiyoruz, arkada siz de çıkıyorsunuz diye. Biz saçımızı başımızı düzeltirdik ya. Hocam, bir dakika, siz de mi çıktınız fotoğrafta? Biraz öyle oldu tabii. Hocam, bizim hemen konuşmamız lazım. Gelin gelin. Hadi, çabuk. Yavrum, yavaş. İyi, hadi git şuradan. Ne yazık şey? Hocam, hiç merak etmeyin. Bunun çok mantıklı bir açıklaması var. Yok yok. Ben biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Dün gece tepemde diye dönen bir arı vardı. Sonra ol diye bittiye getirdi. Art diye soktu beni. Evet evet, o arı. Hatta şey, eşek arası. Hı? Ayşegül, ne oldu yavrum? Sanki bir an kayboldun. Ne? Şiddetli eşek arısı sokmasının en belirgin özelliği. Anlık görüntü kaybı. Yapma ya. Siz hiç telaşlanmayın. Çünkü bunun bir çaresi var. Hatta ilacı var. Ben hemen getiriyorum. Ayşegül. Yavrum çabuk ol. Görüntü tamamen gitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.